Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Mevzuat 1739 sayılı Kanun 2024 Deneme Soruları 3. Soru 1. 1739 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi orta öğretimin amaçlarından birisidir? A. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. B. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek üst öğrenime hazırlamak. C. Her Türk çocuğunu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. D. Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgili istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak. E. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata hazırlamak. Doğru cevap D. Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgili istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak. Soru 2. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk öğretim okulları ile lise ve denge okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Yukarıdaki ifade Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisine karşılık gelmektedir? A. Fırsat ve imkan eşitliği, B. Bilimsellik, C. Laiklik, D. Genellik ve eşitlik, E. Yöneltme. Doğru cevap C. Laiklik. Soru 3. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, lisansüstü eğitim, etkinlikler ve sicil iş başarımı puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Buna göre 1739 sayılı kanunda yer alan değerlendirme puanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kıdem %20, B. Eğitim %20, C. Etkinlikler %10, D. Sicil %10, E. Sınav puanı %50. Doğru cevap A. Kıdem %20. Soru 4. Öğretmenlerin hizmet sürelerine veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar nokta nokta ile belirlenir. 1739 sayılı kanuna göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Genelge, B. Yönetmelik, C. Kanun, D. Kararname, E. Tüzük. Doğru cevap B. Yönetmelik. Soru 5. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleriyle ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. Yukarıdaki ifade Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisine karşılık gelmektedir? A. Fırsat ve imkan eşitliği, B. Bilimsellik, C. Laiklik, D. Planlılık, E. Yöneltme. Doğru cevap D. Planlılık. Soru 6. Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunamaz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdaki açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisiyle ilgilidir? A. Denetim, B. Gözetim, C. Okul açma yetkisi, D. Yasaklık, E. Yürütme. Doğru cevap D. Yasaklık. Soru 7. 1739 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaçlarından biri değildir? A. İktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek. B. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak. C. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak. D. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak. E. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.
Doğru cevap E. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Soru 8. 1739 sayılı kanuna göre ilkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde kaç ayını dolduran çocukların kaydı yapılır? A. 48, B. 60, C. 66, D. 72, E. 76. Doğru cevap D. 72. Soru 9. 1. Genel yetenek, 2. Özel alan bilgisi, 3. Pedagojik formasyon, 4. Genel kültür. 1739 sayılı kanuna göre öğretmenlik mesleğine hazırlık yukarıdakilerden hangisi ya da hangileriyle sağlanır? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2, 3 ve 4, E. 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 2, 3 ve 4. Soru 10. Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulları nokta nokta kararı ile kurulabilirler. 1739 sayılı kanuna göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Milli Eğitim Bakanlığı, B. Cumhurbaşkanı, C. Yüksek Öğretim Kurulu, D. Yüksek Okulları Kurulu, E. Talim ve Terbiye Kurulu. Doğru cevap B. Cumhurbaşkanı. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.